Herkese merhabalar. Bugün yepyeni bir programla sizlerle beraberiz arkadaşlar. Tülin'in aynasından spiritüel sohbetler. Bir yeni dizi sohbete başlıyorum. Şimdi birazdan Fadime Çelik'i davet ediyor olacağım. Benim Tülin'in aynasından spiritüel sohbetlerin ilk konuğu. Onu beklerken birazdan, evet, Fadime ablacığım hoş geldin. Hoş bulduk hayatım, sen de hoş geldin. Evet, bir yandan arkadaşlarımızı beklerken ben bir yandan YouTube ve Facebook'tan da yayınımızı başlatıyorum. Evet, yeni bir dönemde epeyce de bir ara verdikten sonra sohbetlerimize başlıyoruz ama bu sohbetin ismi ne olsun diye düşünürken içsel olarak Tülin'in aynasından spiritüel sohbetler olarak aktı. Bunun da aslında bir sebebi de var. Çünkü benim ismimin iki tane anlamı var. Tülin'in iki tane anlamı var. Bunlardan bir tanesi ayna. Diğer bir tanesi ise ayın etrafındaki ışıklı hale. Ben de o nedenle biliyorsun sen de hayat felsefemi hep bu aynayı hani içini dışına, dışını içine bir yansıtan ve mümkün olduğunca da hani içte neyse dışta orada, dışta neyse içte öyle olmaya gayret eden bir yaşam felsefem var. Elimden geldiğince bazen olabiliyor, bazen olamıyor. Ve de ne yapalım bu sohbetlerin adı ne olsun derken Tülin'in aynasından spiritüel sohbetler olarak aktı. Ve ben çünkü yakınımda olan insanları önemsiyorum. İnsanlar da derler ya kim olduğunu söylemen için en yakındakileri söyle. Çünkü en yakındakilerimiz de aynı zamanda bize ayna teşkil ediyorlar, bizi bize yansıtıyorlar. Senin de benim hayatımda bu ayna yansıtma süreçlerimde yol arkadaşlığım çok olmuştur. Birbirimizin dönüşümlerine, en derinlerine, köklerine ve en gölgelerine de, en yükseğinden en alçasına, her skalasına birbirimize ne yapmışızdır, eşlik etmişizdir. Evet, yani bu aynalama sürecinde de ne olacak bu sohbetlerde? Ben farklı konukları, gene bizim vakıftan tabii ki arkadaşlarımız ama onun da aynı zamanda hani benim etkilendiğim, güvendiğim, bana ayna olan farklı yönlerimizle birbirimizi yansıtan arkadaşlar. Hoş geldiniz. Çok çok sıcak bir yaz dönemini geride bırakıyoruz. Bu yaz gerçekten özellikle benim bulunduğum bölge Marmaris, Datça ve Türkiye'nin pek çok yeri çok çok sıcak oldu. Evlere kapandı. Yeni derinliklerimizle beraber sonbaharda bir Tülinciğimin çok güzel, her zaman üretken zihninin üretmeye devam ettiği projeler kapsamında böyle bir yayın yapmak. Tülin'in aynasında yansımalar. Bakalım bu kış boyu hangi konuklarla, hangi konularla, hangi bilgi bütünlükleriyle sizlere yansımalar yapacak. Ben de heyecanla ve merakla bekliyorum. Bu ilk konuşmayı da beraber yapacağımız için ayrıca onur duyuyorum. Tülin'in de az önce dediği gibi birbirimizin her halini bilir hale gelmiş olan iki yol arkadaşı olarak pervasızca, fütursuzca kalbimizi, gönlümüzü açabilmenin rahatlığında, konforunda, birbirimizin en karanlık gölgelerine de çalışabilecek kadar birbirimize açılabilmiş insanlar olarak gerçekten böyle arkadaşlıkların, böyle dostlukların bir lütuf,
adeta tanrısal bir armağan olduğunu düşünüyorum. Ve hepinizin huzurunda tilinciğime elbette teşekkür edeceğim. Başka çok kıymetli dostlarım da var. Gölgelerimi rahatlıkla önlerine serebildiğim. Onlara da gıyaben teşekkür ederim. Umarım her iki sistemde de ses sorunumuz düzelmiştir. Evet, ben de mikrofonumu değiştirdim. Umarım mikrofon daha iyi olmuştur. Özellikle YouTube'da ve Facebook'ta yapılan yayınlardan arkadaşlar geri bildirim verirlerse sevinirim. Bu arada memleketim olan Sinop İstanbul yoluna giderken dinliyormuş Ezgi Hanım bizi. Sinop'a da benim memleketime de o zaman güzel esintileri götürmesini temenni ediyorum. Bugünkü konumuzu, sohbet konumuzu senin hayat yolculuğunun bir parçası olan ve hayatının yansımaları olan Yaz Kızım isimli kitabın olarak seçmek istedi. Çünkü Yaz Kızım, niye Yaz Kızım? Hani onları soracağım ama üzerinde de yazıyor ki 1001 benden bene doğru bir dönüşüm yolculuğu diye ifade ediliyor. Biraz bu kitabın yolculuğu nedir, nasıl oldu? Oradan başlayalım mı? Evet, bir yerden başlamak lazım doğal olarak. Hani az buçuk bilenler biliyorlar ama bilmeyenler için yaklaşık işte 97 dersek 25 yıldan beri hani naçizane İzmir Ruhsal Araştırmalar Derneği ve doğal olarak Bilyay Vakfı bünyesinde çalışmalarımı sürdürdüm ve hala sürdürüyorum. Tabii bilginin nüfus ettikçe bilgiyi hani kendi algı çerçevemizde ne kadar derin, ne kadar içsel algılayabilirsek sonuçta şuraya geliyoruz. Teorik olarak ne kadar çok şey bilirsek bilelim, bunun bizim varlıksal değişim ve dönüşümümüze çok da bir katkısı olmayacak. Bunu anladığım bir noktaya gelebildiğim için geçmişte bir zamanlar varlığıma da teşekkür ediyorum. Böyle olunca teorik bilginin gerçek anlamda değişim ve dönüşüme çok da yeterli olmadığını anlayınca yönümüzü nereye çevirmemiz gerekiyor? Sizlerin de gayet iyi bileceği gibi pratik çalışmalar. İşte ben de daha 2000'li yılların başlarından itibaren hani Türkiye'de işte popüler olan ya da işte zamanı geldikçe önüme düşen pek çok eğitimlere, atölyelere katıldıkça, kendi psişemin derinliklerine çalışmaya başladıkça bu çalışmaların yansıması olan dönüşümlerin hayatıma olan pozitif katkılarını deneyimledikçe, demek ki bu sistemler çalışıyormuş, bunlar işe yarıyormuş demenin de getirdiği motivasyonla çalışmalarımı devam ettirdim pek çok arkadaşım gibi. Ama bu hani işte EFT ile belli şeyleri dönüştürürken, Reiki ile belli şeylere çalışırken, NLP ile belli şeylere çalışırken sanki bir hani dipsiz bir kuyuya da bakmaya başlamak gibi bir şey söz konusu oldu. Öyle bir an geldi ki. Derken önümüze işte Tülinciğim'in de çok iyi bildiği gibi regresyon eğitimler almak kısmet oldu. Şamanik yolculuklar. Tabii bir taraftan da Gürcüyev'in, tabii o zamanlar en popüler olan, hani kendi üstünde çalışma yöntemi olarak bildiğimiz dördüncü yoldu. Bir taraftan da yapmaya devam ettikçe işte çocukluk travmaları, o travmaların yetişkin Fadime'nin hayatına olan olumsuz yansımaların ne olduğunu fark etmeye başladım. Geçmiş yaşamlardan bu hayat yansıyan derin dinamikleri nasıl sabote ettiğini ya da nasıl bir takım bedensel
sağlık sorunları neden olabildiğini fark etmeye başladım. Bunları samimiyetle ve yani ne çıkarsa çıksın ben yüzleşmeye hazırım dedikçe devam eden çalışmalarımın kendi hani algı dağarcığıma göre hep pozitif sonuçlarını aldım. Yani moral değerlerim giderek daha da yükseldi. Ne bileyim şirin ufaklı sağlık sorunlarım tabii ki gerektiğinde tabi yardım alarak da derin dinamikleri dönüştüğü için iyileşmeyle sonuçlandı. Ve nihayetinde işte İlahi Nizam ve Kainat kitabı hayatımıza girdi 2013 yılının 2012 yok 2013 değil mi? 2013'te. 2013 evet. Senesi. Evet. Tabii şimdi 2013'e kadar yani İlahi Nizam ve Kainat henüz basılmamışken doğal olarak içeriğindeki bilgilerle ilgili hiçbir farkındalığımız yoktu. Hiçbir şey bilmiyorduk. Kitap basılıp da okumaya başladıktan sonra Gürcüyev'in birçok kitabında anlattığı ögelerin İlahi Nizam ve Kainat kitabında birebir olması da çok yaklaşık aynı olduğunu görmek. İşte farklı disiplinlerde aslında insanlığa tarih boyunca göksel yardımın, rehberlik sisteminin sunduğu yardımların hep ola geldiğini görmek de hani yepyeni bir bakış açısı oluşturdu. 2008 yılında ilk kitabım Psişik Koruma yayınlanmıştı ve okurlarına çok teşekkür ederim. 8-9 baskı yaptı bugüne kadar. Açıkçası daha sonrasında bir kitap yazmak gibi bir şeyim, hani bilinçli bir niyetim yoktu. Ama bu pandeminin son zamanlarında gördüğüm bir rüya üzerine bir kitap projesini hayata geçirmek gerektiğinin rehberliğini aldığımı düşünüyorum. O rüyayı da zaten kitaba yazdım. Sonra tabii bir süre kıvrandım. Tamam, iyi kötü bir teorik bilgi birikimim var. Kütüphanemde çok kıymetli eserler var. Zaten güneşin altında hiçbirimizin sıfırdan yarattığı bir şey yok. Bu olsa olsa hani beslendiğim kaynaklardan aldığım işte alıntılarla kendi tecrübelerimi harmanlayarak ortaya bir şey hani çıkabilir mi diye düşünürken ve kararsız kıvranırken bir meditasyon oturumunda aldığım hani sezgisel yardım diyeceğim kendi hayatını yaz, kendi zorluklarını ve kendi üzerinde yaptığın çalışmalarla hangi derin dinamiklerini, hangi gölge yaşamlarını dönüştürdüğünü ya da hangi işte o Gürcüyev sisteminde birlik değil çokluktur dediğimiz farklı, irili ufaklı benlerin aslında içimizde nasıl cirit attığını ve her birinin günlük yaşama biz çok farkında olmasak da sürekli müdahil olduğunu derli toplu anlatabilirsin gibi bir sezgisel yardım diyeceğim artık üzerine. Kendi çocukluğumdan başlayarak işte bugüne kadar olan süreçte tabii ki yaşadığım her anı değil, belli kesitleri, özellikle hayat içinde karşılaştığım zorlukları ve bu zorlukların daha sonra bana kazandırdığı farkındalıkların neler olduğunu da gündeme getirerek böyle. Burada ben bir araya girerek hani arkadaşlarımız da çok merak ediyorlar. Hani biz ne tür çalışmalar yapıyoruz o benler üzerine çalışırken. Sen hangi tekniklerden faydalandın? Kimlerle daha çok hani yol aldın? Nelersin senin üzerinde gerçekten etkili oldu bu keşifleri? O bin bir benle çalışırken neleri kendi üzerinde faydalı gördün? Onlardan biraz bahsedelim mi? Tabii. Doğal olarak
O yıllarda Türkiye'de mindfulness denilen bir teknik henüz bilinmiyordu. Farkındalık kavramı bilinmiyordu. Bizim elimizde en hani kadim yöntem olarak bildiğimiz dördüncü yol öğretisi vardı. Gürciyev'in öğrencisi olan Ospensky'nin İnsanın Gerçeği Kendini Bilmek kitabıyla ilk karşılaştığımda, dernekle karşılaştıktan hemen sonra hani hazine bulmuş gibi sevinmiştim. Doğal olarak öncelikle hani o bin bir benden bir bene dönüşüm yolculuğunda kullandığım ve hala kullanmaya devam ettiğim yöntem ne deniyorsa Gürcüyev öğretisi, yani dördüncü yol. Orada da biliyorsunuz ya da bilmeyenler için hani hatırlatma olsun. Şimdi mindfulness pratikleri, çalışmaları yapan arkadaşlarımızın da gayet güzel anlattıkları gibi gözlemleyen bir ben ışığında kendi içimizdeki işte kaygılı beni, korkan ben, üzgün ben, öfkeli ben gibi farklı işte ben gruplarımızı tarafsızca yargılamadan görebilmek, ama bunların da taşıdığı duygularla özdeşleşmeden, ha, evet bu şu anda gölgeli bir ben var gibi bir yaklaşımla özdeşleşmeden, hani ben ve o arasına bir boşluk koyabilmek, bir ayrışma yapabilmek ve onun büyümesini, onun güçlenmesini önlemek şeklinde bir çalışma oldu ilk yıllarda. Tabii ki bu tip çalışmaların hani pratikteki sonuçlarını kısa sürede görmek mümkün değil. O yüzden zaten Gürcüyev'de şuur, istek, maksat, ızdırap ve süreli çalışma demiş. Hani hep bir süre demiş. Süreli çalışma, yani 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl son nefese kadar devam edecek bir çalışma. Hem teorik olarak insan psişesinin derinliklerini anlamamda dördüncü yol bana çok ışık tuttu. Hem de kendi üzerimde hani kendini bilme, kendini tanıma, işte o irili ufaklı benlerden yavaş yavaş özgürleşme, onların taşıdığı ayrışmışlığın duygusunu, korkusunu dönüştürerek o benleri daha büyük, daha şuurlu bir bene entegre etme çalışması tabii ki uzunca bir zamana yayılmış oldu. Burada uzunca bir zamana yayılmanın altını çizmekte belki fayda var. Çünkü genelde bu yola giren arkadaşlarımız ya da fayda sağlamak isteyen arkadaşlarımız bir teknikle, bir uygulamayla, bir yöntemle karşılaştıklarında bizim ülkemizin insanların da psişesinde yer alan nasıl diyelim bir beklenti, ama hani çarpıtılmış bir beklenti olarak o bir öyle bir şey olsun ki bir kere olsun peri değneği değsin ve her şey bir anda düzelsin, bir anda her şey değişiversin. Bir tarafımız aslında bunu gerçekleştirmek istiyor ama arka alt tarafta da o sabotajcılar orada olmaya devam ediyor. Yani bunun hayat boyu süren bir süreç olduğunu Evet. burada ben de birazcık altını çizmiş olayım. Çok güzel oldu katkın hayatım. Onun için yani kendini gözlemleme pratiklerim hala devam ediyor mu? Ediyor. Hani şuraya gelebilmek bir zaman aldı tabii ki. Şimdi mesela sabah evden çıkarken gözlemleyen ben iş başında oluyor. Ve işte çiçeği görüyorum, ağacı görüyorum. Yani sanki bir radar var artık. O şuurlu bir şekilde bir taraftan bedenimi, bir taraftan bahçeyi gözlemliyor. Bu hali elde edebilmek çok büyük bir içsel özgürlük. Çünkü o şuurlu gözlemleyen devrede olduğu sürece nahoş bir şey de olsa sadece tarafsız bir şekilde gözlemlemeye devam edebilmek insanı
güç kaybetmekten, enerji kaybetmekten ya da negatife düşmekten, nahoş hislere sürüklenivermekten alıkoyuyor. Yani özeti kendini bilmek, kendini tanıma, kendini hatırlama, süreçlerini dahil ettiğimiz çalışma bütünü hala devam ediyor benim için. O ölünceye kadar da sürecek. Ama kendi hani bir kere hepimiz burada dualite dünyasındayız. Her birimizin doğduktan sonra tezahür ettirmeye başladığı hani başarılı olduğu pozitif niteliklerimiz de var. Ama kendi kendimizi sabote ettiğimiz ya da işte depresif kılan, zaman zaman bizi aşağı çeken gölge taraflarımız da var. Benim naçizane dönüşümümdeki ikinci en büyük katkı, dördüncü yol çalışmasına ilave, regresyonla yaptığımız pratikler oldu. Ve üçüncü en büyük katkı, soy ağacı regresyonu. Biliyorsun, öğrendik Mark Wentworth'ten. Yani atalar çalışması. Yedi jenerasyon atalar üzerine çalışma ki sen farklı illerde de evet, bu çalışmaları devam ettiriyorsun. Evet. Yani kendi psişik bütünlüğüm üzerinde gerçekten değişim ve dönüşüme neden olan üçüncü çalışma oldu. Yani etkili üçüncü çalışma oldu benim için. Atalar çalışması. Arkadaşlarımız muhtemelen aile dizinini duymuşlardır. Biz onun başka bir versiyonu diyebileceğimiz soy ağacı regresyonu adı altında eğitimini almıştık. Tülin'in de az önce söylediği gibi öncelikle annem, annesi, annesi, annesi gibi 7 nesil kadın, babam, babası, babası 7 nesil erkek. O çalışmaları yaptıkça her seferinde hayrete düşüyordum ve Gürcüyev'in birçok eserinde ne demek istediğini asıl o çalışmaların sonunda idrak ettiğimi şimdi çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Hani işte insan özgür değildir. İnsan yapamaz. İnsan otomatik bir makine gibi işte bir takım tesirlerin etkisi altında oradan oraya savrulur derken aslında çok da anlayamıyordum ilk okuduğumda. Ne demek bu? Yani ne demek işte bu tesirler? Nereden geliyor filan? Ama bir atalar çalışması yapıyoruz. Örneğin hiç tanımadığım babamın babasının hastalanma korkusu bende devam ediyor. Yıllar önce o çalışmalarda bir fark ettim ki yıllardır Temmuz ayında sahile giderken bile valize illa hırka koyduğumu anladım. Neden o hırka konuyor Antalya'ya giderken örneğin ya da Marmaris'e gelirken? Arkada ne var? Pis şeyde çok derinlerde bilinçli olarak farkında olmadığım ama bana da ait olmayan Ali dedeme ait hastalanma korkusu. İşte bunları hani pratikte çalıştıkça ve gerek ataların bugünkü bütünlüğü üzerine olan öncelikle tabii ki olumsuz yansımalarını gördükçe, geçmiş yaşam karakterlerim diyebileceğim farklı karakterlerin bugünkü hayatıma olan olumsuz yansımalarını keşfedip dönüştürdükçe, Gürcüyev'in ya da Mevlana'nın ya da Buda'nın ya da işte Thich Nhat Hanh'ın gibi, yani Ken Wilber'ın anlattığı ve anlatmaya çalıştığı birçok şey bende daha büyük bir netlik, daha büyük bir berraklık kazandı. Ama bu berraklığı kazanmanın ötesindeki yararı ne oldu? Ben de bir zamanlar şimdi geriye dönüp baktığımda içimde çok mesela yalnız hisseden bir parça vardı. Özellikle üniversite yıllarında genç. Hüzünlü bir parça olduğunu hatırlıyorum. İşte hep bir aile özlemi olan ama bir taraftan da aileden kaçmak isteyen bir benler olduğunu hatırlıyorum. İşte bunları fark ettikçe, dönüştürdükçe sanki şöyle bir benzetme yapabilirim. Bir balon var.
balonun içinde 1000 tane küçük balon var. O her bir küçük balon bir ben, her benin temsil ettiği bir takım duygular, korkular var ve hepsi bu şekilde tesir, yani yayın yapıyor. O büyük balondan dışarıya bunlar yansıyor. O dışarıya yansıyanlar aslında Fadime'nin psişesinin bütünlüğünün yansıması oluyor. Tabii o yansımalara göre de kişi ve olayları cezbediyor. Çünkü her şey zıttıyla var. Benzer benzeri çekiyor. Ama bu çalışmaları yaptıkça o iri ufaklı benler yavaş yavaş nazikçe bilinçli bir farkındalığın ışığı altında ne zaman ayrışmış, ne zaman ne olmuş, o duygu kimden gelmiş, nereye aitmiş, bunlar anlayıp da bütüne entegre edildikçe sanki artık o 100 küçük balon o büyük balona iyileşerek, hani aydınlanarak dahil olduğunda daha büyük, kocaman bir ben hani olmuş oluyor. Ve oradan yansıyan artık daha tutarlı bir tesir bütünü olmuş oluyor. Zannediyorum o entegrasyonda da aynı zamanda yaptığımız işte Leo Rutherford'la, Juanita Puddiford'la yapmış olduğumuz şamanik yolculukların ve kendimizden o içsel rehberliği alarak oradaki pekiştirmelerin de epeyce faydası oldu. Bir anda da sen anlatırken benim aklıma da o yaptığımız, o sanki çok basitmiş gibi görünen, oyunmuş gibi görünen ya da imajinasyonmuş gibi uyduruyormuşuz gibi görünen tüm onların sembolizmini anlamakta aslında bilinç dışımızın dilini çözmek o anlamda da, hani ben de senin o süreçlerine eşlik ettiğim için bir anda onları da hatırladım. Çünkü evet, bir sürü keşifler ve benler var. O entegrasyonda da dahil olan, hani bizim gördüğümüz, uyguladığımız ve işe yarayan da bu tür epeyce de destekleyici teknikler de var. Evet, teşekkür ederim hatırlattığın için. Zaten söz edecektim, hem de anmak, onurlandırmak için. Yani işte Gürcüyev ekolü, kendi üstünde çalışma, regresyon, atalar çalışması ve tabii ki şamanik yolculuk eğitimlerinden de çok yararlandım. O bin bir benden bir bene dönüşüm yolculuğumda, öyle diyeyim. Mesela hiç unutmuyorum, İstanbul'da biliyorsun vakıfta aldık eğitimlerin çoğunu. Juanita ile yönlendirdi ve o yolculukların birinde bende çok derin bir acıya temas etmiş gibi hala hatırlıyorum. Mesela işte çocukken annemden dayak yediği için ayrışmış bir şamanların dediğine göre kayıp ruh parçamı bulmuştum. Ve o yattığım yerde hıçkırarak, ağlayarak o ayrışmış bilinç parçasının gözyaşlarını akıtarak daha sonra işte yönlendirmeler eşliğinde onu, o parçamı, o çocuk parçamı temsil eden bilinci, bilinç parçamı ya da kayıp ruh parçamı şamanların deyişiyle bütüne entegre edebilmiştim. Dolayısıyla bugün hani farklı farklı isimler altında pek çok teknik var. Deneyimlemediğim teknikler hakkında ne olumlu bir şey söyleyebilirim, ne olumsuz bir şey söyleyebilirim. Çünkü etik olmaz. Ama pratik olarak defalarca test ettiğim yöntemlerden mümkün olan maksimum yararı alabildiğimi düşünüyorum. Ama bunu üşenmeden, ötelemeden, yok saymadan çalışma çabama borçluyum. Tülin'cim, sen de çok iyi biliyorsun ki bazen dış dünyada olan bir şey bizde bir şeyi tetikler, ama onu yok sayarsa o tetiklendiği haliyle yayın yapmaya devam eder. Ya da
bu yaklaşık 25-30 yıllık süreçte gerek dernek çerçevesinde gerek işte sosyal ilişkiler ağımızda bu eğitimlere de katılabilmiş pek çok isimle tanıştık. Bu bir hani sadece bir gözlem, asla kimseyi kötülemek, karalamak zaten haddimiz olamaz. Ama her arkadaşımız aynı sıklıkla, aynı yoğunlukla kendi üzerinde çalıştı diyemem. Yargılamak zaten haddim değil. Bunu sadece şunun için vurguladım. Kendi adıma nahoş bir şey bende tetiklendiğinde ya da bir şey fark ettiğimde ben hemen yardım istiyorum. Tülin'i arıyorum, Yasemin'i arıyorum. İşte o anda kime ulaşabiliyorsam, İzmir'e gittiysem oradaki arkadaşlarımla, regresyon eğitimi almış arkadaşlarımla hani çalışıyorum ya da geçmişte çalıştım. Hani lafı uzatmak istemiyorum. Eğitim almak çok kıymetli. Güvendiğimiz eğitmenlerin atölyelerine katılmak değişim ve dönüşüme katkı anlamında çok kıymetli. Ama üşenmeden, yok saymadan fark ettiğimiz derin dinamiklerimizi ya da gölgelerimizi çalışacak cesareti toplamak da çok kıymetli. Ve tabii ki güvendiğimiz isimlerle çalışmak da çok önemli. Hani gerçekten donanımına referans alabildiğimiz kişilerle çalışmak hani işi çok kolaylaştırır, çok hızlandırır. Belki acemi birinin 3 seansta hani sunacağı katkıyı deneyimli bir uzman bir seansta sunabilir. Dolayısıyla yaz kızıma dönecek olursak lütfen edinin derim. Evet kalın. Ama Çünkü o keyifle okunuyor. Aynen. evet dil çok kolay deniyor. Evet, keyifle okunuyor. Ben şimdi tabii YouTube'da çok yankı yapıyormuş. O nedenle kapatıyorum. Hala yankı devam ediyor mu bilmiyorum ama bilyay.online sitemizde ve kitapçılardan, internet üzerinden de kitap satışı olan firmalardan, kitapçılardan edinebilirsiniz. Özellikle de sitemizde bilyay.online'da Fadime Hanım'ın yapmış olduğu Belzebub'un torunundan masallar ya da farklı çalışmaların da aynı zamanda kayıtları var. Biliyorsunuz orayı bir arşiv haline getirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız bütün çalışmaları oraya kaydediyoruz. Ama aynı zamanda daha hani artık dışarıda bulunmayan sayısı azalmış olduğu için dağıtımcılara gitmeyen pek çok kitabımız da bir bilyay.online'dan elde etmek mümkün olabiliyor. Bunu da burada hatırlatmış olalım. Evet. Evet, yani yaz kızım ekseninde şunu söylemek isterim. Basıldığı andan itibaren edinip okuyan sevgili arkadaşlarımdan, okurlarımızdan gelen geri bildirimler benim için çok kıymetliydi ve özellikle şunu hani söylediler hemen hemen hepsi. Bir okuması çok kolay, çok akıcı, çok sürükleyici. Hani insan sıkılmadan merakla okuyor dediler. Orada ya benim yani naçizane kişisel değişim ve dönüşümüme katkı sunduğunu düşündüğüm pek çok kıymetli isimden de alıntılar bulacaksınız. Ken Wilber'dan, Gurdjieff'ten ve başka isimlerden. Tabii ki İlahi Nizam ve Kainat'tan. Bir öğretmen kafasına sahip olduğum için her zaman hani büyük resmi oluşturabilmek. Hani o ne demiş, ne demiş, ha bunlar nerelerde ortak bir şeyler yakalamışlar gibi bir senteze gitme şeklinde de bir tutum olduğunu düşünüyorum kitapta. Kendi yolculuğumun da onurlandırıldığını düşünüyorum bu vesileyle. Babacığıma ve anneciğime sonsuz müteşekkirim. Bizi her zaman destekledikleri için, okuyun ve kendinizi kurtarın dedikleri için
Tabii ki rehberlik sistemine de minnettarım. Hayatımın çok hani çaresizmiş gibi hissettiğim dönemlerde aldığım çok kıymetli yardımlar oldu. Hiç ummadığım zamanlarda. Onların da bir kısmını kitapta bulabilirsiniz. Bilmiyorum. Yaşamında aslında pek çok eş zamanlılıklar var Evet. ve hiç bilmediğimiz o eş zamanlılıklar daha sonra nelere hizmet ediyor, nelere aslında eşlik ediyor, onları da görmek mümkün. Bu Evet. arada kitabın kapağındaki resmi de ben yaptım. O açıdan da benim için özel çünkü Fadime abla bir imajinasyon, bir imgesinde görmüştü. Azıcık onu ben modifiye etmiş oldum. Senin hayalinle bilmiyorum sonrasında çıkan bu olmuş oldu. Çok güzel oldu canım, ruhuna sağlık. Tera var, Teşekkürler. Lucky var, Daktilo var ve küçük kız, küçük Fadime. Gerçekten kapak bence çok çok güzel oldu. Bilmiyorum. Hani başka ne söylemek gerekir? Soruları varsa arkadaşlarımızın belki biraz da sorulara Evet, bakabiliriz. sorular alabiliriz. Evet. Arkadaşlar, sorularınız var mı Fadime Hanım'a? Belki hani eko şeyden de kaynaklanmış olabilir, senin sisteminden de. Çünkü ben konuştukça oluyormuş. Belki çünkü biz öncesinde test etmiştik, her şey yolundaydı. Evet. Ona tekrar kontrol ederiz. Peki, soruları yokmuş arkadaşlarımızın. Önümüzdeki dönem hazırlıklarımız devam ediyor. Ekim'le beraber yeni çalışmaları da Bilyay Vakfı ve de Metafizik Tetkikler ve İlmi Araştırmalar Derneği olarak hazırlıyor olacağız. Ben bu sohbetler akışıyla geldi. Hemen onu ertelemeden devreye sokmak istedim. İlk konuğum sevgili Fadime Çelik'ti ve Yaz Kızım kitabı üzerineydi. Kendinizden de pek çok şey bulabileceğiniz bir yaşam yolculuğu samimiyetiyle zaten kendisini gösteriyor, etkiliyor. Eminim kalın gibi görünse de çok akıcı. Hiç kimsenin ya bu kitap çok kalın dediğini değil, ne kadar akıcı, ne kadar çabucak aktı gitti. Genelde yorumlar o şekilde oldu. Ve biz bu sohbetlerin bir sonrasında olan sevgili Reşat Güner'le olacak. Çünkü o da benim yıllarca birlikte eğitim verdiğim, hayatıma yolculuk etmede bana çok şey yansıtan önemli kişilerden birisi. Onun da Perşembe akşam ayın 21'inde saat 21'de o yaşamla bütünleşmeyi konuşuyor olacağız. Bunlar gene Instagram kanallarımızdan, benim YouTube kanalım ve Bilyay Vakfı'nın YouTube kanalından yayınlanıyor olacak. Hatice Hanım'dan bir soru geldi. Atalar çalışmasını tekrar tekrar almak gerekir mi? Bir kez almak yeterli midir diye sormuşlar. Ya bu kişiden kişiye değişir diyebilirim. Bazen hani bir kere katılmak yeterli oluyor. Ama ben kendi adıma birkaç kez çalışmak durumunda kaldım. Yani çok daha derin katmanlara ilk çalışmada hani ulaşılamaya biliyor. O yüzden eğer ihtiyaç hissediyorsak ikinci kez katılmakta fayda olabilir. Çünkü çok zengin bir arka plan var. Bir çalışmada bütün dinamikler ulaşılamaya biliyor benim. Şimdi bence onu şöyle açıklayalım Fadime abla. Şimdi mesela bizim işte birinci jenerasyon atamız anne ve babamız. İkinci jenerasyon onların annesi, onların anne ve babası derken 2, 4, 8, 16, 32, 64 diye gidiyor. 7 jenerasyon ata
dediğimiz zaman bu 254 küsür kişi yapıyor. Ve şimdi bunların içerisinde siz bir probleme odaklı çalıştığınızda dinamiği en yüksek ve bilinç dışınızda en etkin olan atalarda o anki bilincinize ve farkındalığınıza göre bir kesit alıyorsunuz. Tabii. Problem aynı olmuş olsa bile, diyelim ki siz işte genelde en çok insanlar değil mi, ilişki problemleri ya da bolluk bereket, para işte gelmiyor gitmiyor ya da işte bir yerde tıkanıklık, patinaj çekme ya da sağlık problemleri, genelde hayatımızı etkileyen dinamikler var. Şimdi bunun arkasında sadece anne ve babaları saydık. Bunların içerisine halalar, teyzeler, amcalar, dayılar da eklendiğinde muazzam bir saçak var. Hatta kürtajlar, düşükler, ölü bebekler, bütün bunların hepsi sistem, aile bir sistem olarak orada dahil. Hatta bakıyoruz ki ya sizin babaannenizin aşık olduğu ya da dedenizin aşık olduğu ama bir araya gelemediği kişiler bile enerjetik olarak oradalar. Ya da dedenizin işte terk etmiş olduğu ve ama arkasından bir beddua alıp soyundan çıksın, gün yüzü görmeyesin diye aldığı, başka birinden aldığı bir beddua bile sistemde ne yapıyor? Bütünün, o sistemin bir parçası olarak devam ediyor. Şimdi o anlamda da siz o gün o anlayışınızla probleminizle ilgili bir kesit aldınız. İşte bu bağlamda da ne olmuş oluyor? Yani her seferinde çalıştığınızda siz değiştiğiniz için ve aynı zamanda da yol kat ettiğiniz için ve problemler de sürekli farklılaştığı için o ne yapıyor? Fadime ablacığım, biraz bilgisayarın sesiyle oynayabilir misin? Belki senden de kaynaklanıyor olabilir mi diye düşündüm. Biraz ortalara getir bakalım nasıl olacak. Evet, ortalara getirdim. Yankı yapıyor, anlaşılmıyor denmiş. Demek ki Instagram'da çok net olarak kaydoldu. Onu da oradan paylaşacağım. Belki YouTube'dan dinleyemeyen arkadaşlarım için de Instagram yayınımız zannediyorum daha düzgün oldu. Sistemden de YouTube'a da temiz ses kaydı olanı eklemekte fayda var. Merak etmeyin, onu da teknik olarak hallederiz. Umarım o ses problemini de tekrar çözeriz. Ama Instagram yayınımızda zannediyorum sorun olmadı, ama işte ata çalışması dediğimizde neden tekrar evet, çalışmak da önemli. Ona bakmakta fayda var. Instagram'dan gelen bir soru var. İsminde bir harf ya da bir hece değişirse ya da kişinin ismi değişirse planda değişme olur mu diye sormuşlar. Yani plan derken neyi kastettiğini bilemiyorum ama bir şamanın şöyle bir şeyini okumuştum. Daha doğrusu bir şamanik çalışmalar yapan bir yazarın bir oğulları doğuyor. Ona büyük atalardan birinin ismini veriyorlar. Ve çocuk aylar hani uyumuyor resmen. Sürekli ağlıyor. Nihayetinde şamana götürüyorlar. Afrika'dalarmış o zaman. Şaman işte bir kendine göre çalışma yaptığında çocuğun isminin değiştirilmesi gerektiğini söylüyor. Ve çocuğa yeni ismini fısıldıyor. Çocuğun ismini değiştirdiği ağlamaları son bulmuş. Rahatsızlıkları son bulmuş. Plan derken hani yansıyan etkiyi mi kastediyor bilemem ama bazı isimlerin tesir kümesi kimi insanlara uyumlu olamıyor okuduğum eserlere göre. Bunu söyleyebilirim. Özellikle geçmişi karanlık ya da karanlık geçmişinden çok da haberimiz olmadan, yani büyüklerimizden birinin ismini verdiğimiz bebeklerde bir şekilde bundan olumsuz bir etki alıyor olabilir. Orada isim aynı zamanda bir ses ve sesin de bir frekans olarak nesi var, bir etkisi var.
Ve size o isim verildiğinde bir anlam yükleniyor. Ve insanlar sizi çağırdığında o anlamla çağırıyorlar. Diyelim işte anneniz, hiç sevmediği bir kayınvalidenin adını size verdiyse, babaannenin adını aldıysa, onunla ilgili dinamiğini, kızgınlığını vesaire, belki de işte senin ismini çağırırken de bunu yönetiyor olabiliyor. Ya da işte diyelim ki öldürülen dayının ailede o kadar bir acı oldu ki yeni doğan erkek çocuğa dayının ismi verildi. O çocuk çağrılırken sadece kendi otantik varlığıyla değil, o öldürülmüş olan dayının tesiri ve etkisi, oradaki hüzün ya da yas, her neyse, onu da aynı zamanda taşıyor. Ama bunlar boşu boşuna tesadüfen gerçekleşmiyor. Şimdi siz bu etkiyi fark edip de o etkiyi değiştirmek adına bu size uyuyorsa, o anlamda da ne yapmış oluyorsunuz? O değişimi, etkiyi sağlamak adına sembolik olarak ne yapıyorsunuz? Belki de orada size iyi geliyor o değişimi sağlamak ya da yeni bir ismi almak. Mesela benim çalıştığım bir danışanda ölen ablasının ismi verilmişti. Ve anne baba her seferinde onu ismiyle çağırırken aslında ölmüş olan kızlarını aynı zamanda çağırıyor. Ama yeni olan o ismi, aynı ismi almış çocuğu da bir türlü kabullenemiyorlardı. Çünkü o yaşadı ama bu hayatta, ama diğeri öldü deyip yaşayan çocuğa kızgınlıkları vardı ve bir türlü kabullenemiyorlardı. Bu etkiyi fark ettiğinde isminin yanına başka bir isim de ekledi ve böylece sanki ablasından ayrışmış oldu, ölen ablasından, ve bu ona çok iyi geldi. Ama bu onu anladı. Nereden geldiğini gördü. Oradaki anlam ya da yüklenen ismin etkisini fark etti. Ve bunun üzerine yapmış olduğu değişiklik işe yaradı. Bir şeyi anlamadan isminizi değiştirmenizin vesaire, o anlamda otomatik bunu gerçekleştirmenin ismi olmuyor. Bazı numerologlar isimlere vesaire bakarak o tesirlerle senin işte A'n eksik, B eksik, şu etki eksik vesaire diyebiliyorlar. İşte yani bu bağlamda da o otomatik olarak değişimlerin değil de farkındalıklı ve bilinçli olan değişikliklerin işe yaradığını belirtmemizde fayda var. Peki. Kadime ablacığım, bana bu ilk sohbetimde eşlik ettiğin için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hayatım, davet ettiğin için. Çok güzel süreçler olsun, hayırlı yayınlar olsun. Önümüzdeki dönemde devam edecek çünkü yayınların. Evet. Güzel. Seninle de önümüzdeki dönemde güzel, özellikle ilahi nizam ve kainattaki kavramları da ele alacağımız farklı çalışmalar planlıyoruz. Onları da duyuruyor olacağız. Aynı zamanda senin farklı arkadaşlarımıza farklı çalışmaların olacak. Onlar da şu anda sürpriz olarak kalsın ama ufacık bir şey olarak belki bir sufle verebilirsin. Veremedim ama dur bakalım, konuşuruz. Evet. Tamam. Ama diyelim ki güzel çalışmaların hazırlığı içerisinde Fadime Hanım da bu sene ya da önümüzdeki senenin başı bayağı yoğun çalışmalarla sizlerle beraber olacağız. Hepinize çok teşekkürler. Bu sohbet programları devam edecek. Biraz teknik altyapılarımızla tekrar bir gözden geçirelim. Herkese iyi pazarlar diliyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar. Arkadaşlar, iyi pazarlar.